Bugün LG'nin 55SC800V modeliyle beraberiz. Bu ürünü diğerlerinden ayrıştıran en önemli özellik nanosel teknolojisiyle üretilmiş olması. Nanosel teknolojisi günümüz teknolojilerinden en yakın olarak OLED'e denk düşecek bir teknoloji diye bahsedebiliriz. Elbette ki OLED'in teknolojisinden çok farklı ama görüntü kalitesi olarak en yakın teknolojilerden biri. Yani ne LG'nin bir önceki serisinde Quantum Display ne de QLED denilen teknoloji bunun teknolojisine yaklaşmış değil. Şu andaki en başarılı teknolojilerden biri. Nanosel teknolojisi nasıl çalışıyor? Nanosel teknolojisi panele entegre edilmiş 1 nanometre boyutunda parçacıkların ışığı en iyi şekilde almasıyla çalışan bir teknoloji aslında. Temel olarak ışık renk gamını arttırıyor ve milyar renge kadar ulaştırıyor. Bu zaten bir temel olarak bir devrim sayılabilecek bir durum. Şu anki teknolojiler için bahsediyorum tabii. Onun dışında tabii geniş açılı seyredilmesini sağlıyor. Biliyorsunuz evimize gittikten sonra belki yan taraftaki koltuğa uzanıyoruz, bacaklarımızı uzatıyoruz. Ve yan taraftan da görüntünün bozulmadan seyretmek istiyoruz doğrusu isterseniz. Bu da gerçekten nanosel teknolojisi iki yana da açılarda en az görüntü kaybı yaşatan teknolojilerden biri. Aynı zamanda tabii ki en önemli şeylerinden biri de, özelliklerinden biri de nanoselin milyar renge ulaştığı için görüntünüzü en doğal renklerle size sunabiliyor olması. Bu da tabii daha keyifli bir görüntü sağlıyor. Yani fırçayla boyanmış gibi ya da renk gamını yükselterek çok parlak renkleri sağlamışsınız gibi bir kötü bir görüntü değil. Dışarıda doğal baktığınız ortama en yakın görüntüyü size sağlayan teknolojilerden biri nanosel. Dolayısıyla da şu anda alabilecek fiyat performans olarak OLED'e en yakın görüntüyü sergileyen ürünlerden biri. Bunun yanında bu cihazda aktif HDR teknolojisi de beraber kullanılıyor. Aktif HDR teknolojisi de size en iyi siyah, en iyi beyazı en iyi şekilde sağlıyor ve karanlık ortamlardaki görüntülerinizi de iyileştiren bir teknoloji. Nanoselle birleştiği zaman da size çok etkili, bazen buradaki görüntülerde belki görüyorsunuz, ağırlıklı gece çekimi yapılmış, gerçekten çok etkili bir görüntü sağlıyor. Daha keyifli filmler, televizyon seyretmenizi sağlayacak bir teknolojiye ulaşmış oluyorsunuz. Temel olarak nanoselin genel açılımı bu. Cihazda başka neler var? Cihazda Harman Kardon ses sistemi söz konusu. Harman Kardon ses sistemi size böyle aman ne güzel gümbür gümbür yıkılıyor ortalık anlamında bir teknoloji sunmuyor. Sesinizi daha iyileştiriyor. Temiz, düzgün ve iyi bir ses almanızı sağlıyor. Bu da tabii yine avantajlarından biri. Daha çok ses almak istiyorsanız bir ses sistemiyle desteklemenizde fayda var. Doğrusunu isterseniz. Cihazımızda Bluetooth teknolojisi söz konusu. Bluetooth teknolojisiyle neler yapabiliyorsunuz? Bir kere LG'nin soundbarlarıyla, ses sistemleriyle bağlayabiliyorsunuz. Kablosuz bir şekilde. Gene LG'nin ya da başka markaların da kablosuz hoparlörleriyle bağlantı kurabiliyorsunuz. Ya da Bluetooth kulaklıklarla bağlantı kurabilme şansınız var. Size çok yönlü bir protokol sergilemiş oluyor yani. Onun dışında cihazın içinden sihirli kumanda da çıkıyor. Sihirli kumanda biliyorsunuz çok etkili mouse şeklinde kullanabildiğiniz için internetinizi çok etkin kullanabilmenizi sağlıyor ve daha kolay bir kullanım sergileyen bir ürün. Cihazımıza da içinden kutusundan çıkarak size hizmet etmeye hazır bir şekilde sunuluyor. Ürünümüzde 2017 modellerinde geliştirdiği VBOS 3.5 sistemi, işletim sistemiyle çalışıyor. Biliyorsunuz LG'nin geliştirdiği bir sistem ve
yazılımsal olarak yükseltildiği zaman cihazınıza kablosuz internet aracılığıyla ya da kablolu aracılığıyla gelebiliyor. Dolayısıyla geliştirmeye açık bir yazılım. Gördüğünüz gibi aynı zamanda düzenleme yapabiliyorsunuz ve bu 3.5 size daha hızlı, daha etkin kullanım sağlayan bir teknoloji. Burada gördüğünüz tüm aplikasyonlara ulaşabildiğiniz gibi işte fotoğraflarınızı görebiliyorsunuz, kayıtlama zamanlarınıza ulaşabiliyorsunuz, hızlı bir şekilde web tarayıcınıza geçebiliyorsunuz, TV rehberinize geçebiliyorsunuz ve ekstra uygulamaları da kullanabiliyorsunuz. Yani bunlar da nedir? Burada hazır uygulamaların dışında işte YouTube, Filmbox, Live, Google Play Movies gibi aplikasyonların dışında ekstra aplikasyonlar da yükleyebiliyorsunuz ürüne. Webos 3.5'un temel çalışma prensibi de bu şekilde. İsterseniz şimdi cihazımızın arkasına geçelim ve orada bizi neler bekliyor bakalım. Cihazımızın arkasında yine isterseniz bu yandan başlayalım. İki adet yan tarafta, iki adet arka tarafta olmak üzere 4 adet HDMI söz konusu. Gene 1 adet yan tarafta, 2 adet arka tarafta olmak üzere 3 adet USB söz konusu. USB'lerden biri 3.0, USB 3.0 desteği taşıyor. Bu da önemli. Hızlı bağlantılar açısından önemli olduğunu söyleyebiliriz. Yine yan tarafta PCMCIA kart slotu söz konusu. Bu ne işe yarıyor? Digiturk ya da D-Smart gibi platformları kendi kartları ve slotlarıyla buraya yerleştirmek suretiyle cihazımızın içinden tek kumandayla kullanmanızı sağlıyor. Tabii ki bunların desteklemesi gerekiyor. O açıdan da önemli bir ayrıntı. Cihazımızın arkasında bir satellite bağlantısı var. Yani uydu bağlantınızı buradan yapabiliyorsunuz. Cihazımızın içinde entegre önemli bir ayrıntı söylüyorum. 4K yani Ultra HD bir alıcı söz konusu. Birçok markanın bazı modellerinde cihazı 4K ama uydusu Full HD olabiliyor. Bunda yine 4K çok gelişmiş bir uydu alıcı söz konusu. Hemen yanında yine Türkiye'de desteklenmiyor ama karasal yayın alıcısı da mevcut. Yine arka tarafta kablolu modeminizi bağlayabileceğiniz bir LAN bağlantısı var. Fakat ürünümüzde kablosuz internet de söz konusu. Ama isterseniz modeminiz yakındaysa buradan da bağlayabiliyorsunuz. Gene başka marka ses sistemlerinizi ya da LG'ninkileri de isterseniz optik aracılığıyla da ürüne bağlayabilme şansınız var. Kulaklığınızı eğer Bluetooth değil de kablolu kulaklıksa yine buradaki kulaklık bağlantısından bağlayabiliyorsunuz. Ürünün arka dizaynı aslında hoş bir griden yapılmış ve tırtıklı çizilmeyi zorlaştıran bir yüzeyden yapılmış. Onun dışında cihaz kalın bir cihaz değil aslında, çok ince bir cihaz. Çerçevesi alüminyumdu az önce gördüğünüz videolarda ve ürünümüzün hangi ülkede yapıldığına bakalım. Polonya, ya assembled in Poland yazıyor. Yani Polonya'da birleştirilmiş bu ürün, parçaları Polonya'da birleştirilmiş. Yani Polonya'da üretilmemiş bir ürün. Onu da bazı müşteriler özen gösterebiliyorlar böyle şeylere. Bu ürünümüz Polonya'da sadece birleştirilmiş, üretilmiş değil. Onu da bilmenizde fayda var. Bunun dışında eksik olduğunuz bir yer var mı Ardacığım? Bir tek Erz olayı abi. Bu aralar çok soruluyor çünkü. Evet, gene Erz olayına bunda da değinmek istiyoruz. Çünkü Erz olayı çok sorulan bir ürün ama bu ürünün gerçek Erz değeri 100 Erz. Elbette ki yazılımlarla yükseltiliyor ama zaten tüm markalar yazılımlarla yükseltiyor. Şu andaki teknolojiler gereği zaten çok büyük ihtiyaç duyulmasa da yükseltilmiş Erz'lerle, yani yazılımsal olarak yükseltilmiş Erz'lerle zaten çok keyifli görüntüler seyredebiliyorsunuz ve hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. İster PlayStation, Xbox gibi oyun konsollarını bağlayın, ister televizyonlarınızı seyredin, ister filmlerinizi Full HD, HD ya da 480 standart görüntülerle seyredin, hiçbir sıkıntı yaratmayacaktır.
temel olarak söyleyebileceklerimiz genelde bunlar. Bunun dışında eğer bize sormak istedikleriniz varsa aşağı platform size ait. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz. Biz elimizden geldiğince, dilimizin döndüğünde cevap vermeye çalışacağız size. Ama önemli bir ayrıntı, abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmeyi unutmayın ki biz de bu videolara devam edebilelim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.